Şimdi burada aslında ilk şeye dikkat edersek kaç kelimeli modülümüz var. Burada ne yapıyoruz biz? En soldan en sağa doğru bit 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 okuyoruz. 24 bit uzunluğunda bir modülümüz var. Kelimeler en az 3 bit uzunluğunda olacak. Yani şimdi bizde burada bir parametre yok. Direkt olarak sabit sayılar var. Yani ne demek oluyor bu? Her çevrimde biz 1 bit okuyacağız. Hani şurada her çevrimde 1 bit okuyacağız. Ve kaç kelime olduğunu bulacağız. Yani aslında bizim ne yapmamız lazım? Bir çevrim sayısını kaydedeceğiz. Bir de şuna bakacağız. Mesela bir kelime bulduk. 3 bit uzunluğu ve 3 bit uzunluğunda diyelim. Daha sonra tekrar 3 bit uzunluğu gelene kadar bir şey tutmamız lazım. Ona da biz bir sayaç diyelim. Yani sayaç neye bakacak? Şu ana kadar taradığım mesela şurada atıyorum iki, şu ilk çevrimdeki biri direkt almaması lazım kelime olarak. Neden? Hani 3 bit uzunluğunda diyoruz. O zaman sayaç ne yapacak? Sıfırlandan itibaren 3 çevrim geçtiyse yani 3. bite geldiyse 0, 1, 2.sindeysek o zaman bulunan en sabitin tek sayı olmadığına bakacağım. Aslında sorumuz bundan oluşuyor. Burada B şıkkına geçtiğimizde aslında şey var ya hani biz 8 kere çağırıyoruz burada yapacağımız şey o. Biraz yine daha detaylı değiniriz burada da. Ama bu B'nin A'ya bir etkisi var. Ne? Mesela şu an bu giriş ve çıkışlarla bu modül her an çalışıyor. Yani siz sıfır bile initialize etseniz şu cümleyi direkt 24 bit sonunda bir çıktı veriyor size. Ama B şıkkına ne diyor? Üçüncü çevrimde geliyor mesela ikinci cümle. O zaman sizin ne yapmanız lazım burada? Giriş değiştiğinde bunu tetikleyen ve tekrar oluşturan bir mantık da eklemeniz gerekiyor. Aslında soru bu üç basamaktan oluşuyor diyebiliriz. Şimdi yapalım hep birlikte. Kaç kelime? Zaten bunu paylaştım cevabını. Oradan da takip edebilirsiniz aynı anda. Şimdi açalım bunu. Ne diyor burada? Input clock. Daha sonra 24 bit uzunluğundaki cümle yani input 23.0 cümle. Daha sonra output. Şimdi direkt düşünelim bunu. Çünkü büyük ihtimalle always bile onun içine kullanacağız. Kaç adet cümlede kaç adet kelime bulunduğunu gösteren kelime sayısı. Bir tane de cümlenin bittiğini söyleyen output bitti mi? Şimdi ne dedik? Bir tane bizim bir çevrime ihtiyacımız var. Nereye kadar sayacak bu çevrim? 24'e kadar sayısı yeterli. Yani 5 bit bir şey olması bizim için yetiyor aslında. Çevrim sonraki diyelim. Daha sonra ne var? Bir de sayaç sayacağız. Şimdi şöyle düşünün. 24 bitlik bir cümlede belki şey olabilir. Hani her şey 0 0 0 diye gider. En sonuncusu 1'dir. Yani en fazla 24 olabilir sayaç. Yine aynı şekilde 5 bitlik olması lazım burada. Sayaç son diyelim. Daha sonra da şuradaki kelime sayısı için bir next yani bir sonraki durum yine tutacağım. O yüzden bir tane de sonraki oluşturalım. Kelime sayısı sonraki. Daha sonra da şey için daha sonra yazalım. Şimdi bunları belirttim ama ilk değerlerini vermedim. İlk değerlerini vereyim. İsterseniz ilk değerlerini tanımladıktan sonra da verebilirsiniz direkt buralarda, şurada. Ama ben genelde daha derli toplu olması için burayı tercih ediyorum. Çevrim sıfır, çevrim sonraki sıfır, sayaç sıfır, sayaç sonraki sıfır. Şimdi bunlar da regl olduğu için bunları da ilk değerlerini verelim. Yani ilk başta hiçbir kelime yok. Sayısı sıfır. Kelime sayısı sonraki sıfır. Şimdi burayı tamamladıktan sonra şeye geçelim. Always bloğumuza. Şöyle yazalım. Always begin. Şimdi aslında ne oluyor? Nerede işlem yapacak bu? Çevrim ilk 24 çevrimde yapacak. Yani 24 çevrim geçtiğinde artık bir şey yapmasına gerek yok. Yani çünkü zaten cümle bitmiş olacak. Her şey düzgün gelirse. Yani şöyle bir şey desek. Çevrim 24'ten küçük olduğu sürece çevrimi arttır. Daha sonra sayacı da arttır. Şimdi buradaki ne? Sayaçta bizim ne önemimiz var? Biz sayaçta ne yapıyorduk? 3 bitten sonra mı? Yani 3 bit dolmuş mu diye bakacağız. O zaman ben ne diyeceğim? 0, 1 ve 2. Yani en az 2 olması lazım sayacın, değil mi? Eğer sayacım birden büyükse yani 2 ise hani işte şuraya bir de yazılabilir tamamen. O size kalmış. Şuraya begin diyelim. Şunu şöyle alalım. Şimdi neye bakacağım ben? Cümlenin bulunduğu yerin gelen ya yani o gelen bitin bir olup olmamasına bakacağım değil mi? Çünkü soru neydi? Şurada gördüğünüz bir ile bitiyorsa diye bakacak. Yani o gelen çevrimde yani soldan devam ederek o gelen çevrimde aldığım sayı tek sayıysa ben kelime arttıracağım. Yani şu cümle 23 eksi çevrim dersek ne demek? Bu çevrim sıfır olduğunda bu 23. bitinden başlayacak. Böyle geriye doğru gidecek. Eğer 23'ün 1 ise yani bu aslında ne demek? O bit yani 23 eksi çevrim eşit bir anlamına geliyor bu bilmeyenlerimiz varsa. Ne yapacağız biz bunun içinde? Bu ne demek? Ben kelimeyi buldum demek. Yani şöyle düşünün. İlki 1, sayaç sıfırdı burada. O yüzden kelime buldum diyemiyorum. Sonra buraya geldim. 1 0 geldi. Yani sıfır. Zaten sayacım 1 olduğu için yine buraya girmiyor. Şimdi yeni bir 1 geldi. Sayacım 2 oldu benim, değil mi? O zaman buraya giriyorum. Ve şu bir olduğu için benim ne yapmam lazım? Kelimeyi buldum. Kelime sayısını arttırmam gerekiyor. Kelime sayısı. Sonraki kelime sayısı. O anki kelime sayısının
bir fazlası olacak. Ve ne yapacağım ben? Artık kelime bulduğum için artık tekrar 3 bitlik bir şey arayacağım. Yani şurası mesela 1 olsaydı ben bunu kelime olarak almamam lazım. Yani bunun için sayacı benim sıfırlamam gerekiyor. Buradaki if'i kapatalım. Buradaki if'i de kapatalım. Böyle. Daha sonra buradaki if'i de kapatalım. Aslında şey bu kadar. Always'i de kapat. Daha sonra da ne yapacağım ben? Posage clock begin. Ne yapmam lazım? Sonrakiyi önce yatacağım değil mi? Yani çevrim sonraki sayaç sonraki ne kaldı geriye? Kelime sayısı sonra. Başka bir şey atladım mı? Hayır. Şimdi ne eksik kaldı? Bunları aslında ben tam olarak yazmaçlayamadım, registerlayamadım. Neden? Şimdi çevrim 24 olduğu anda ne olacak? Bunların artık hiçbir değeri yok değil mi? Yani kendi kendine değer alamıyorlar bunlar. Ne yapıyorduk biz bu durumda? Hani şey hatırlayın. Biz ne yapıyorduk? D'den normalde flip flopların olması lazım. Q'ya gitmesi lazım her seferinde. Eğer siz o D'yi beslemezseniz yani sonrakini o çevrim oluşturmazsanız Q da oluşmayacak değil mi? O zaman ben her durumda kesinlikle bunların değer alması için ne yapıyorum? En kötü durumda aynısı olacak. Yani çevrim sayaç sonraki sayaç kelime sayısı sonraki kelime sayısı. Burası bu kadar. Ne eksik kaldı? Bitti mi kaldı değil mi? Bitti mi şöyle yapacağım. Bitti mi ne demek aslında? Çevrimin 24. çevrim olmamız demek değil mi? Yani çevrimin 23'e eşit olması demek. Yani 24. çevrimde olduğumuzu gösteriyor. Farklı bir input gelirse ne olacak? Sonuçta bu sadece yeni bir input'un gelip gelmediğine bakmıyor şu an. 1 var değil mi? Şimdi başlangıç durumumuz ne? Sayaç 0. Şimdi 1 geliyor ilk. Sayaç zaten 0'dı burada kontrol ederken. O yüzden almıyor. Sonra 1 geliyor. Burada sayaç 1 yine buraya girmiyor kelime olarak. Daha sonra 1 gelince sayaç 2 oluyor. Ve bakıyor ki şurası 1. O zaman bu bir kelime. Orayı kelime olarak alayım. Ya aslında buradaki sayacımız şey kontrol ediyor. En az 3 bit var mı burada? En az 3 bit var mı? O kadar. Bizim eksik kalan kısmımız ne oldu aslında? Şu B şıkkına göre bakacak olursa. Biz aslında B şıkkını ne istiyoruz? Bizim input ve output'umuzda kesinlikle şey yok. Enable gibi bir giriş yok. Yani hemen direkt olarak başlıyor ve mesela ben 3. çevrim bir giriş versem burada. Nereden alacak şunu? Hiçbir şey sıfırlanmadığı için mesela 20.sinden devam edecek. 20. bitten devam edecek bir cümle. Yani hatalı bir cümle olmuş olacak hesaplayacağım şimdi. O zaman benim ne yapmam lazım? Şimdi mantıken B şıkkına da şöyle düşünün. Hani burada sorun olabilecek şey olabilir. Yani paragraf aynı cümle gelirse ne olacak? Hani burada mantıken hani şey düşünebilirsiniz. Hani paragrafta iki tane aynı cümle yayına neden olsun? O yüzden hani bu durumu es geçiyoruz burada zaten. Öyle bir durumla karşılaşırsak daha farklı enable koymak zorunda kalacaktık. Çünkü şimdi ben şeyi tutmak istiyorum değil mi? O an o clock'ta geldiğinde, o saat vurduğunda posage'de şey tutmam lazım. Girdim ve yeni gelecek girdim aynı. O zaman ben şöyle şey oluşturuyorum bir tane. Cümle rec diye bir şey oluşturuyorum. Şimdi onun atamasını şöyle yap. Şuraya yapıyorum. Şimdi buraya şeyi hatırlayın. Posage clock neydi? Posage geldiği anda daha fazla hiçbir şey almıyor. Yani aynı anda posage hem clock'un vurdu hem de değer geldiği anda o değer buraya girmemiş oldu. Yani biz aslında şöyle düşünün şunu. Mesela benim cümlem 0011 4 bitlik bir şey olsun. Ben bunu tam posage'de veriyordum hep. Daha sonra yeni cümlem de şu. 1100. Tam bunu verdiğim o posage yerinde input olarak cümlerege de atama yaptığım için cümlerege aslında şeye sahip oldu. 0011. Zaten bunu attığım test benchleri deneyerek görebilirsiniz. Ve o nedenle bir önceki değerini almış oluyor cümlenin. Yani aslında posage de aynı anda geldiği için cümlerek 110 olmuyor. Şöyle bir atamanda. O yüzden bunu güvenli bir şekilde kullanabiliyorum. Peki şimdi ben bunu yaptım. Yani ne yaptım? Bir önceki state'i tuttum. O zaman ne diyeceğim ben? Diyeceğim ki cümlerek o anki yani bir sonraki çevrimde aynı input değilse yani mesela şu an cümlerek 0011 ama yeni cümlem 1100 oldu. O zaman ne yapmam lazım? Başlangıçtakinin aynısını yapacağım değil mi? Bunu alacağım buraya. Şöyle kopyalayacağım. Şimdi buradaki yanlışımız ne olacak tabii ki? Sanırım çözümde onu düzeltmiyormuşum direkt kopyaladığım için. Kendisine atama yapmayacağım. Yani okuduğum değerin kendisine atama yapmıyorum. Zaten çevrim sonraki atama yaptığımda direkt olarak zaten çevrimi diğer o posage geldiğinde çevrimde güncellemiş olacak. Yani şuradaki şeyleri atıyorum. Aslında sorumuz bu kadar. Şuradaki girişleri bir kopyalasak direkt son üstünü değiştirsek. Clock var. Paragraf cümlesi var. Bu 8 kere geliyor ve her seferinde ne oluyordu arkadaşlar? 3 yerine 1 geliyordu. Klavyem değişmiş. Paragraf cümlesi. Daha sonra neye bakıyoruz biz? Paragrafta 5 kelimeden az bulunan cümle sayısı. Maksimum paragraftaki bütün cümleler 5 kelimeden az olabilir. O da 8'e tekabül ediyor. O da yine 4. Yani yine başka bir şey değişmedi burada. Bir de ne var arkadaşlar? Hangi cümleler? Değil mi?
Şimdi her birini cümlenin sırasını bir bitle ifade ediyoruz. O zaman 8 tane cümle var. 8'i ifade edeceğiz. Yani bunun sintaksı şöyle. Şuraya yaparsam işte 8. cümle işte küçüktür 5 kelime. Daha sonra 7. cümle küçüktür 5 kelime diye gidiyor. Burası en anlamlı bit. İşte ilk cümlede en anlamsız bit tekabül ediyor. Bunu da renk yapın. Şimdi buradaki sorumuzdaki şey neydi? Ben ne istiyorum sizden? İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz değil mi? Yani 8 tane mantıken 8 tane cümlem var benim. O yüzden kaç kelimeden 8 kere çağırırsam ve sırayla her 3 çevrimde birine giriş verirsem, o girişi yaparsam ne olacak? Ben sonucumu alabileceğim. Şimdi burada 2 tane yol izleyebilirsiniz sonuca bakarken. Ne izleyebilirsiniz? Bir, kaç kelimenin bitti mi çıkışına bakabilirsiniz. Ya da zaten verdiğiniz çevrimler sabit olduğu için yani paragrafın ikinci cümlesini 3. çevrimde veriyorsunuz. 27. çevrimde sonucunu alacaksınız. O zaman hani hiç onun bittimsine bakmayıp işte çevrim 27 ise şuradaki çıkışı al diyebilirsiniz. Şimdi ilk başta daha da üstüne konuşmadan şeyleri yapalım. Direkt yazdığım şeyden ben kopyalayayım. Çünkü çok uzun sürecek bu. Şu değerleri bir kopyalayalım. Bunlar ne aslında? Her bir paragrafın cümlesi için ben bir tane reg oluşturuyorum. Bunların içine saklayacağım asıl değerleri ve bunları o modüle vereceğim. Bunlar da onların hepsinin çıktısı olacak. Bunlar da her birinin bittimisi. Yani sıfırıncı cümle, ilk gelen, sıfırıncı çevrimde gelen paragrafın ilk cümlesi, paragraf cümlesi sıfır girişi olacak. İçinde kaç kelime olduğu, kelime sayısı sıfırda bulunacak. Bitti mi, bittiğini gösteren şey de bitti mi sıfırda tutulacak. 8 tane çağırıyorum, onu da direkt kopyalım yazmada. Şimdi bunu da aldık. Tekrar ediyorum. Burası mesela ilk cümle için, birinci cümle. Burası ikinci cümle için yaptığım bir şey. Burası da işte sonuncu, 8. cümle için verdiğim giriş çıkışı. Aslında bu sorudaki zorluk ne? Bizim bunları ayarlayabilmemiz değil mi? Yani 3 çevrimde bir yeni bir input verme. Mesela şu paragraf cümlesi sıfıra ben ilk başta paragraf cümlesi bile bir sıfır atamışım. Ama 3. çevrim bu asıl değerini alacak. Mesela 6. çevrim asıl değerini bu alacak. Ben direkt buraya paragraf cümlesi hani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değil. Direkt böyle verseydim ne olacaktı? 3. çevrimde değeri değişecekti bunun. Yani şöyle düşünün. Nasıl diyelim? 1, 1, 1, 0, 0, 0, işte 1, 1, 1 diye giden bir şey var. Paragraf cümlesi 0. Mesela paragraf 2. cümlede şey olsun. 1, 1, 1, 1, 0, 1, işte 1, 0, 0 diye gitsin mesela. Siz eğer buraya sadece paragraf cümlesi yazsaydınız ne olacaktı? Bu kaç kelimenin içinde 4. çevrimde artık şey olmayacak. Şu en üstteki değer yer almayacak. Ne yer alacaktı? Burası yer alacak. Yani siz 4. çevrimde şurada 0 incelerken normalde siz 1'i incelemeye başlayacak. Çünkü hani hatırlayın biz direkt şey yaptık burada. 23 eksi çevrim ve hiç değiştirmemiştik. O yüzden bunları ayrı ayrı şeyde tutuyorum. Her birini ayrı bir renkte tutuyorum değişkende. Daha sonra onların atamasını yapacağım. Şimdi yine çevrimimiz çok önemli olduğu için kaç bit olduğunu hesaplamadan direkt şey atıyorum. 32 bit yapalım. Garanti olsun çevrim sonraki. Daha sonra da diyelim ki cümle sayısı next. Yani şunun şu çıktığımız direkt next'in atamasını yapalım. Şimdi ne yapacağız? Şunların zaten ilk girişlerini vermişiz. Hani initial begin çok doldurmamak adına. Şuraya neyi vereceğiz biz? Çevrim eşittir 0. Çevrim sonraki eşittir 0. Şuraya yine next yapmışız. Cümle sayısı 0. Cümle sayısı sonraki 0. Hangi cümleleri isterseniz hangi cümleler sonraki de oluşturabilirsiniz ama şöyle düşünün. Bitler birbirinden bağımsız bu. O nedenle sonraki statement'ını yapmıyorum. Ama burada mesela direkt cümle sayısına bağlı hepsi. O yüzden cümle sayısı sonraki kullanıyorum. Yani hangi cümleler sonraki de kullanabilirsiniz. Çoğu şeyi çözebilir olayını. Herhangi bir problem yaratmaz. Şimdi ne yapıyorum ben? Her çevrimi sayacağıma göre always below'umu bir oluşturayım. Her zaman gibi her çevrimde bir değerini arttıracağım için çevrim sonraki direkt çevrim artı bir yapıyorum. Şeyde garanti alalım. Cümle sayısı sonraki eşittir cümle sayısı. Şimdi başlayalım. Ne yapacağım ben? İlk 3 çevrimde birinci cümlem geliyor değil mi paragraf cümlesinden? O zaman ben 3'e böle böle gitsem yani çevrim bölü 3'ün değeri 0'sa benim ilk cümlemin değeri hazırdır. Yani paragraf cümlesi 0 paragraf cümlesidir. Değil mi? Hocam bölü değil de mod yap. Yapmamız gerekmez mi? Ya mod da yapar. Burada bir şey fark etmiyor aslında. Hani 3 kere değerini atamış olursun sen burada. Ama mod yaparsan sadece 0, işte 1. Mesela 6. çevrim geldiğinde yine 0 vereceksin sen. Ama ben 6. çevrim işte geldiğinde paragraf cümlesi 1 bitmiş olacak. 2'ye geçmem lazım. Mod yaparsan o yüzden yanlış olur. Anlatabildim mi demek istediğimi? Sadece 0'ın cümle yapmak için. Ben hepsi için bir tane yazıyorum. Ha yok sadece 0 için değil bu. Yani hepsi için yazıyoruz. Mesela daha sonra else if çevrim bölü 3 eşit 1 ise bu ne demek? Çevrim 4 ile 6 arasındadır. Yani sen buraya şey de yazabilirsin direkt olarak. Çevrim küçüktür 3. Buraya dersin ki çevrim büyük eşittir 3 de
ve çevrin küçüktür 6. Böyle böyle de yazabilirsiniz ama hani zaten bu onu karşılıyor. Bu o demek aslında. O yüzden ben bunu daha çok kullanıyorum. Ama anlaşılabilirlik için isterseniz onu da yazabilirsiniz. Aynı şekilde hep böyle devam edeceğim. Yani else şunu da yazalım, diğerlerini kopyalayalım. Çevrim cümlesi bölü 2 eşit olduğu anda ne olacak? Bu sefer paragraf cümlesi 2, yani 3. cümlem artık gelmiş olacak. Bu böyle böyle gidecek. Bunu şeyin direkt kopyalayalım zaman açısından. İşte 3, 3'e bölündüğünde 3 ise aslında işte ne ile ne arasında? 12 ile 15 arasında, 12 dahil. İşte bu da böyle böyle gidiyor. Buradaki atamayı anladınız mı arkadaşlar? Daha sonra ben ne yapacağım bunları? Bir daha hesaplamasını yapmayalım. Atamaları koruyalım sadece. Çevrim. Bunu koymadım. Çevrim sonraki. Şimdi atamaları yaptık düzgünce, inputları düzgün bir şekilde verebildik. Sonuçlara bakacağız. Ben burada hani daha işime geldiği için, kolay olduğu için ya da çıkış olarak verdiğim bir şey kullanmak istediğim için burada şey diyeceğim. If timi sıfırsa, yani bittimi sıfır, eşit eşit birse veya bunun bir değer eşleniğine çevrim eşit eşit 24 ise bitti demek değil mi? Çünkü siz sıfırıncı çevrimde bunu veriyorsunuz, 24. çevrimde sonucunu alıyorsunuz. Ben çevrimle ya da başka bir şeyle uğraşmamak için direkt şeyine bakıyorum. Zaten kendi içinde ne veriyorum ben? Bittimi çevrim eşittir 23 demek. O yüzden bana içeride yaptığı bir işlemi tekrar ben kontrol etmiyorum. Direkt sinyaline bakıyorum. Ve daha düzenli gözüküyor benim için bu. Peki. Yani ilk şey bitmiş demek oluyor bu. Burada ne yapacağız o zaman? Eğer o modül, yani o şeyin işi bittiyse o cümlenin, neye bakmam lazım? If kelime sayısına bakacağım değil mi? Kelime sayısı şeyden küçük mü? 5'ten küçük mü? 5'ten küçükse ne olacak? Cümle sayısı sonraki 1 artacak. Cümle sayısı artı 1. Ve ne olacak? O bulunduğu bit, ilgili bit, yani hangi cümlelerdeki 0, o bit 1 olacak. Daha sonra bu end, daha sonra bu end. Hepsi için aynı şey yapacağım. Bitti mi 1 de bakacağım. Birinci cümle din kelime sayısı 5'ten düşük. Eğer 5'ten düşükse hangi cümleler 1 olacak? Onu da hızlıca şöyle alalım. Burada anlamadığınız bir nokta var mı arkadaşlar? Varsa sorabilirsiniz. Burada next yazmışız. O yüzden sonraki olarak değiştirelim bunları. Tamam. Yani ne yapıyorum aslında? Sıfırıncı cümlemin işi bittiyse bakıyorum 5'ten az kelime sayısı mı var? Eğer kelime sayısı 5'ten azsa cümle sayısını arttırıyorum. Kaç tane 5'ten az kelime olduğunu bulan. Ve ilgili hangi cümleler şeyini 1 yapıyor. Burada da aynı şekilde. Neden 0 yapmıyorum? Zaten en başta 0 atamıştım. O yüzden eğer küçük değilse zaten hala 0'da kalıyordur. Bir de şurada neyi unuttuk? Cümle sayısı sonra. Bu soruda bu kadar arkadaşlar. Yani biraz fazla şunlarla uğraştık. İleride for generate gördüğünüzde aslında bunlar çok daha şey olacak. Çok düzeyli bitleri gördüğünüzde de array yapısını çok daha algoritmik ve güzel gözükecek. Sınavda da olsun, ödevde de olsun. Beklediğimiz şey ne? Siz bir tane modül oluşturuyorsunuz ve daha sonraki seçenekte yeni bir tab modül oluşturuyorsunuz. Şimdi sizin kısıtınız ne? O çağırdığınız modül değil mi? Her şeyi ona göre ayarlamalısınız ve dışarıdan gelecek input. Şimdi adam size işte oradaki kişi size 3 çevrimde 1 ben bunu verebiliyorum dedi. Yani öyle bir donanımım var ve 3 çevrimde 1 veriyor. Sizin de yapmanız gereken bu bulunan kısıtlara göre, yani input'un geleceği kısıt ve senin çağırdığım modülün sahip olduğu kısıtlara göre arasında bir sistem oluşturmanız. Aslında bu çok yaygın ve çok kullanılan bir şey. Fark etmişsiniz, yaptığımız şeyler çok algoritmik olmaktan çok bir sistemi düzenleme, o aradaki lojiyi, o mantığı kurmaya dayalı. Eğer paragraf gelişmişten emin olmak istiyorsanız. Şimdi bunu bir oluşturup soruya dönelim. Şimdi buradaki farklılık ne? Tek fark var aslında. Sadece bir kez çağıracaksınız. Yani bunu sadece bir kez çağırarak sırayla yaptıracaksınız bütün işleri. Normalde neydi? Biz paralelleştirdik aslında bir öncekinde. Hani belki diğerine gelişmişti. Biz daha iyi olabilir. Biz ne yaptık? Çok kısa bir sürede, yani 24, en son 48. çevrimde aslında. 24. çevrimde son cümle geliyordu. Onun 24 çevrim sürdüğünü varsayarsanız. 48. çevrimde aslında biz bütün işimizi bitiriyoruz. Ama burada en iyi ihtimalle bile siz 48. çevrimde daha üçüncüsüne başlıyorsunuz. Üçüncü cümleye başlıyorsunuz. Sıfırıncı çevrimde hani şey verseniz bile, ilkini direkt verseniz bile. Yani bu aslında çok daha uzun süren bir şey. Nedeni de ne aslında? Siz çok daha az bir alan kaplıyorsunuz. Tek bir kere çağırıyorsunuz. Fakat performansınız düşüyor. Ama diğerinde çok fazla alan kullanıyorsunuz. Daha fazla enerji tüketiyorsunuz ama performansınız artıyor. Bunu da biraz böyle hikayeleştirmiş ya da bir temel oturtmuş olalım. Şey aynı. Input output değil mi? Zaten tek fark dedik. Bir kere çağırdım. Bunları tekrar yazalım. Şimdi ben bu sefer ne çağıracağım? Sadece kaç kelime? Bu sıfır diyelim. Yine clock girecek. Cümle diye bir şey oluşturalım bir tane. Bir tane de çıkışın olan kelime sayısı oluşturalım. Bir de bittim oluşturalım. Şimdi daha anlamlı gözükmesi için bunu buraya yazalım. Direkt 23'e 0.
cümle. Ve ben daha rahat yazabilmek için sonrakini oluşturacağım. Sonrakini oluşturmadan da yapma yollarımız var tabii ki. Daha sonra kelime çıkışı için kelime sayısı. Ve bir de bitti mi? Bir de okunabilirliği arttırmak istiyorum ben. Hani ne diyorum? Habire her tarafa 24-24 yazmamak için cümle uzunluğu diye bir şey oluşturuyorum ve ona da diyorum 24. Yani her bir cümlemiz aslında 24 bit değil mi? Şimdi ipucu olarak ne demiş? Modülün içerisinde 8x24'lük bir bit dizisi oluşturup orada önceden gelen cümleleri orada saklayabilirsiniz. Şimdi isterseniz 8 tane farklı oluşturup yani şurada yaptığımızın aynısını yapabilirsiniz. Yani tamamen şunu alıp kopyalayabilirsiniz değil mi? İşte 0'da bu olsun, 1'de bu buna gelsin, 2'de gelsin, 3'de gelsin. Daha sonra dersiniz ki işte aşağıda. Birisi bittiğinde, ya bittiyse bu sefer paragraf cümlesi 1 ver. Yine bittiyse paragraf cümlesi 2 ver gibi gibi yazabilirsiniz. Ama çok daha uzun ve çok verimli bir kod olmayacak açıkçası. Daha sistematik olmayacak. Şimdi bizim burada sistematik yapma şansımız var aslında. Sırayla verebiliriz. Bir tane biz ne oluşturalım? 24x8'lik bir tane şey oluşturalım. Bit dizisi oluşturalım. Sıfıra. Cümleler diyelim buna da. Bir de onun daha sonraki şeyini tutan cümleler sonraki oluşturalım. Daha sonra yine tabii ki de çevrime göre her şey yapacağımız için yine çevrim ve çevrim sonraki oluşturalım. Daha sonra yine çıkışımız olan cümle sayısını tutan bir cümle sayısı sonraki. Hangi cümleleri yine burada şey yapmayacağım. Next yapmak istemiyorum. Çünkü her bir habire üstüne koyu koyu gitmeyecek aslında. Bit bit ayıracağım. Yapsanız da olur. Burada öyle bir şey. Hatta yapılması daha doğru bile olabilir. Sayacımın her zaman gibi var sadece. Bunu da birazdan anlatacağım nedenini. Şimdi initial beginlerimizi yapalım. Bütün koyduğumuz her şeyi buraya ekleyelim. Çevrim var. Çevrim sonraki var. Sayaç var. Sayaç sonuç. Daha sonra ne var arkadaşlar? Cümle sayısı var. Giriş olarak gelen. Daha sonra cümle sayısı sonraki de var. Hangi? Biraz fazla. Ve cümleler. Cümleler ne? Ve cümle. Ve cümle sonraki. Sanırım bu kadar. Biraz fazla oldu ama hatırlayabilmek sonra. Şimdi always'imizi yazarken ne yapıyoruz? Biz zaten çevrim saydığımıza göre her halükarda çevrimi arttıracağız. Bunu yaz. Şimdi garantileri yazmamız lazım değil mi? İşte sayaç sonraki sayaç. Cümleler sonraki cümleler. Ondan sonra çok fazla şeyimiz var aslında. Cümle sonraki. Sanırım çözümde azlarını atlamış olabilirim. Ona dikkat edin. Başka bir şey var mı? Sayacı yazdık. Cümle sayısı var. Bu arada eğer kesinlikle değer alıyorsa yani şunun gibi her halükarda buna eşitlemenize gerek. Çünkü bu ne demek? Yani hiçbir değer almıyorsa yine kendisi olsun. Ama her türlü herhangi bir if'e bağlı olmadan, herhangi bir koşula bağlı olmadan her zaman bir değeri olacaksa bir yazmacın o zaman bunlara ihtiyacınız yok bunları yapmaya. Ama bunların her koşulda değer alacağı garanti değil. Garanti olursa da çıkarabiliriz. Yani çıkarmasak da bir şey değişmez. Şimdi ben bir de şey oluşturmak istiyorum. Şimdi izleyeceğim algoritma şey olacak bundan. İlk 24 çevrim değerleri gelen cümleleri kaydetme yapacağım. Daha sonraki çevrimler modüle kaç kelime modülüne sırayla göndereceğim bunları. Sırayla gönderdikten sonra da yani her bir 24 çevrimde daha sonraki her bir 24 çevrimde bitti mi çıkışını kontrol edip ona göre çıkışları düzenleme. Aslında yapacağım şeyler bu kadar. Şimdi ben yine daha kolaylık olsun diye bir tane şey oluşturdum. Paragraf bittim yani paragraf okumam bittim. 4 çevrim gelen cümleler kaydedildi. Kontrol diyelim. Assign paragraf bittim. Bu ne demek aslında dümdüz? Çevrim büyük eşittir 24. Büyüktür 24 pardon. Büyük eşittir de olabilir ama kaybettiğimiz bir şey yok yine. En fazla bir çevrim kaybediyoruz burada. Bunu yapmamın nedeni ne? Direkt if olarak da böyle bir şey yazabilirsiniz. Tabii ki de sadece okunabilirliği arttırmak. Yani gerçekten sadece okunabilirliği arttırmak. Yani şuraya ben güzel bir şekilde şey yazabiliyorum. Paragraf bitmediyse. Ne yapacak paragraf bitmediyse? Cümleler next. Yani depolayacak mı? Nereye depolayacak? Şimdi her üç çevrimde bir değiştiğine göre şöyle yapıyorum. Cümle uzunluğu artı cümle uzunluğu. Burayı kapatmalısın. Burayı şimdi açıklayacağım. Eşittir paragraf. Bu aslında ne demek? İlk üç çevirin her zaman aynı yere tamamlanacak. Nereye yapılacak? Cümleler next. Cümleler sonraki pardon. Cümleler sonraki 23 0 alacak bu değil mi? Çünkü çevrim ilk 3 çevrimde şurası çevrim bölü 0 gelecek. O zaman burası 0. 0 dahil 24 çevrim say bana. Daha sonra ne olacak? Aynı şuradakinin aynısı. Şurada yaptığımızın aynısı. Birisi aslında ne demek? Birinci cümle gelmiş demek. O zaman bunu nereye kaydedecek işte? Şey eklerseniz buraya 24 şurası. Şurası da
47 sanırım. İşte daha sonraki 3 çevrim bunu yapacak. Bu sayede ben sırayla ne yapmış olacağım cümleler sonrakinin içinde? Neye eşit olacak aslında bu? 8. cümle, 7. cümle, 1. cümle. Böyle bir şey olacak aslında değil mi cümleler sonu? Bu sayede yaparsın. Yani ben, siz bunu tersten de yapabilirsiniz. Yani en solda 1. cümle verip en sağda 8. cümle verebilirsiniz. O sizin şeyinize kalmış. Yapmak istediğiniz algoritmaya kalmış. Eğer böyle değilse, yani artık buraya geçtik değil mi? Paragraf bitene kadar okumamı yaptım ve cümleler sonrakini attım. Eğer artık paragraf bittiyse ne yapacağım ben? Artık şuradaki modülümü çalıştıracağım değil mi? Bu çalıştıracağım modüle giren şey ne? Cümle. Yani burayı güncellemem lazım. Neye göre güncelleyeceğim? İşte burada sayaç devreye giriyor. Sayaç diye bir şey oluşturacağım. Sıfırdan başlayacak ve her bir bitti mi sonrası, yani bir işlem bittiğinde yeni bir sayaç diğer 24 alacak. Bir işlem bittiğinde yenisini alacak. Yani nasıl? Ne olacak? Burası bitti. Cümleler artık sayaç değerini aldı. Sayaç nerede güncellenecek? Şuradaki şey 1 olduğunda. Bu ne demek? 1 olduğunda benim buradaki cümleyle işim bitti. Yeni cümleye geç. Yani aslında bu. O zaman ne diyorum? Sayacı 0, 1, 2 ile ilerletirsem aslında o zaman şöyle bir şey oluyor. Yine aynısı. Tamamen ne yapıyor burada? İlk sayaç 0 iken 0 ile 23 alıyor. Sayaç 1 iken 47 ile 24 arasını alıyor diye gidiyor. Şimdi bunu her zaman da tamamda bir sorun yok sonuçta. Sayaç değişmediği sürece cümle habire aynı giriş olacak. Aynı burada olduğu gibi. 3 çevrim boyunca habire aynı şey atacak. Hiçbir şey değişmiyor sonuçta. Aynı değerin üstüne bir daha yazıyorsunuz. Yani sadece bir kere yaptığı bir kontrol yapmanıza gerek. Şimdi neye bakacağım demiştim ben. Eğer bittiyse, yani ben cümlemi atadım. Şimdi şöyle düşünün. Sayaç ilk başta 0. Sırayla gidelim. Sayaç ilk başta 0. Ne oldu? İlk cümleye aldı bu cümleler. Daha sonra aradan 24 çevrim geçti. Yani şu bitti mi 1 oldu. Eğer bu bitti mi 1 olduysa ben ne yapacağım? Bakın şuradaki Elsin Endin'in şundan koymuş. Ne yapacağım burada? Sayacı 1 arttıracağım değil mi? Artık bittiyse yeni cümleye geç. Sayacı 1 arttır. Ve yine neyi kontrol edeceğim? If kelime sayısı 5'ten küçük mü? Eğer 5'ten küçükse ne olacak? Cümle sayısı sonraki eşittir cümle sayısını bir arttıracağız. Ve neyi düzenliyorum? Hangi cümleler? Peki hangi cümleyi bitirdim? Nereden biliyorum? O anki sayaç değeri zaten değil mi? Mesela sıfırıncı cümle bittiyse sayaç sıfırdır. Sayaç neyse ben o cümle işlemişim. Bu da böyle olacak. Bunun da yine endini unuttuk. Sayaç next değil burası. Sayaç sonu. Şimdi bu if'in burada, bu if'in ki burada, bu else'in ki burada. Bu zaten tek sıktır. 12 de burada. Ne kaldı geriye? İşlemimiz bitti, artık yapacağımız işlemden sadece atamamı gerçekleştireceğim burada. Bütün hepsini teker teker atayacağım. Cümle sırayla başlayalım. Çevrim. Çevrim sonu. Sayaç. Sayaç. Cümleler. Cümleler sonu. Bu da cümle sonraki aslında kullanmadım sanırım. Değil mi? Buna ihtiyacım var mı? Sanırım yok. Cümleler sonraki. Zaten tek bir cümlem var. Bir sonraki statement'ı işime yaramayacak. O yüzden aslında buna hiç gerek yok. Zaten direkt olarak giriş veriyorum onu. Sonra şuradan da kaldıralım. Şöyle yapalım. Ne yazabilirsiniz? Hiçbir şey değişmez. Dediğim gibi yine size kalmış. Cümleler cümleler sonrakini yazdık. Başka bir şey kalmadı herhalde. Yani cümle sayısı. Cümle sayısı. Cümle sayısı. Sonra. Peki bu atamalarda, atamalarımızdan gereksiz olan var mı diye bakalım. Bu zaten direkt her zaman atanıyor. Sayaç her zaman güncelleniyor mu? Hayır. Yani paragrafsa zaten, paragraf bitmediyse sayaç güncellenmiyor. Bir değeri olmuyor. Peki cümleler sonraki her zaman güncelleniyor mu? Eğer paragraf bittiyse bir daha cümleler sonraki güncellenmiyor. Peki cümle sayısı sonraki her zaman güncelleniyor mu? Eğer paragraf bitmediyse zaten şuradan kurtulamıyor. O yüzden bunların bulunması gerekli burada. Bu soruda bu kadardı arkadaşlar. Yani siz burada şey yapabilirdiniz yine. Dediğim gibi. Bütün her şeyi bu şekilde yazıp teker teker atamalarını yapıp yine bittimiye bakıp ya da sadece çevrime bakıp değerlerini statik olarak verebilirsiniz. Ama hem daha verimli bir kod olsun hem de hani ben bunu nasıl diyeyim, parametrize etmeye çalışsam çok daha basit bir şekilde edebileceğim. Çünkü zaten hiçbir şey statik değil. Hepsi o anki duruma göre değişiyor. O yüzden bu bizim için daha optimal bir çözüm. Daha güzel bir çözüm.